Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi motorumuzun grenajını değiştireceğiz. Bu grenajımız sıfır, yani daha doğrusu motorumu aldığımda vurdurmuş daha önceki sahibi. Sıkıntılı yani, çatlak buraları. Şurada çatlak var. Yani gözüme batıyor benim. En sonunda dedim ki bunu artık bir değiştirelim. Öbür grenajda sıkıntı yok. Şimdi naz değişimini yapacağız. Hem onu görmüş olacaksınız arkadaşlar. Parçayı bu arada Honda'dan sıfır olarak aldım. Yetkili bayiden şöyle. Parça numarası bu. Bir içini çıkaralım bakalım. Dur bakalım Mert. Görelim. Bu arada parçayı alırken stikerlarına işte gelmiyor falan diyorlar ama stikerli geliyor parçamız. Yani stikerleri ayrı almayın, bayağı bir pahalı. Tanesi 120 lira. Bilginiz olsun stikerlerin. Mesela şu 120 lira, şu 120 lira stikerleri. Sol parçamız bu. Orijinal. Şurada zaten Honda'da baskısı var. Bunun yan sanayisi var ama yan sanayisini kesinlikle önermiyorum. Çünkü rengi zaten bir kere uymaz. Yani renk sıkıntısı yaşarsınız. Kaliteli olmaz yani ürün. O yüzden mutlaka orijinal alın. Tabii biraz pahalı bu. Ona göre söylediğim 1200 TL bir fiyatı var şu an. 600-700 TL. Şu an 1200 TL oldu yani. Ama ürün dediğim gibi yani kesinlikle orijinal tercih edin. Şimdi grenajımızı bir sökelim bakalım, bir yerine bir takalım. Şimdi arkadaşlar normalde şunu komple sökmemiz gerekiyor değiştirmek için ama şurada zaten bir giriş yeri, şurada bir de şurada var. Bunları çıkarttığınızda şuradan 10 anahtarla söküp grenajı çıkartabiliriz. Yani gerek yok komple sökmeye. Komple sökülür ama gerek yok yani, biraz daha sıkıntılı sökmek. Klipsleri falan var. Ben şöyle çıkardım. Şimdi şuradaki somunu sökeceğiz. Ondan sonra şuradaki somunları sökeceğiz. Şurada var bir tane. Onu sökeceğiz. Onun için bir topuz tornavidaya ihtiyacımız olacak. Çünkü bayağı bir alanı dar. Şimdi başlayalım bakalım sökmeye. Önce şurasını sökeyim, ondan sonra devam ederim. Evet, buradan şimdi önce şu civatamızı bir alalım. Ondan sonra diğerlerini alacağız. Tamam. Civatamız burada. Şöyle şuraya koyalım ki kaybolmasın. Şimdi topuz tornavidamıza bakalım burada. Topuz tornavidamız vardı. Tabii bakalım nereden çıkacak. Bir yara gördün mü hani bir yerde ama. Aşağıda olma ihtimali var. Nerede acaba? Neyse, kapat da bir tornavidayı bulalım. Evet arkadaşlar, sökme işlemine başlıyoruz. Topuz tornavida mutlaka elinizde olması gereken tornavida. Bu yoksa orada çalışmanız zor. Ben bulamadım, gittim aldım mecburen bir tane. Bizimki kaybolmuş. Yani şu kısımlara sokmanız için, şuralara sokmanız için şurada. Bunları ancak bu tornavida ile sökebilirsiniz. Evet, bu gördüğünüz gibi alttakinin farklı, somunları karıştırmayın. Bu üst, bu alt kısmı. Şöyle düzgün bir yerlere koy. En tarafa doğru çıkacakmış. Aynen. Bunu çıkartmadan normalde ileri alabiliyormuşuz arkadaşlar. Yani şu kısmı. Dışarıda sökebilirsiniz. Belki topuz tornavidaya ihtiyacımız yok ama bu her tarafta kullanılan bir şey. İlla ki gerekecek. Şimdi bu parçamızı tabii kullanacağız. Şurada bak bir tane civatası varmış. Onu da sökelim. Zaten bu mantıken yani bu çıkmayacak. Yani ikisi beraber çıkması gerekiyor. Ondan sonra bu iç civatayı söküp şey yapacaksınız. Bunu yenisine montajını yapacağız. Şimdi yenisini takıyoruz. Evet. Bakalım nasıl görünecek motosiklet. Şurada önemli iki ayrıntı var. Şu takozlar orijinalinde gelmez. Şu ve şu. Bunları buradan alıp şöyle nasılmış? Şu şekildeymiş. Bunları buraya takalım da. Hayır. Evet, bu burada olacak ya. Tamam. Sıkıntı yok. Çıkar tamam. Evet, orijinalinde de neler yazıyor bir bakalım yine. Honda amblemi muhtemelen var. Evet, şurada Honda yazıyor yani. Bu da orijinal yani zaten.
ama kırılmış. Evet, orada ufak bir şey yapmış. Şu alt tarafı bir sökmüşken bir silelim. Şurada ufak bir pastanma değil ama bunlar işte direkt zamanla işte benzin falan aktıysa oralara o şekilde biraz şey yapmışlar. Şöyle bir silelim. İlk önce bunu takalım yerine. Ondan sonra ışığına montajına geçeceğiz. Yaklaşacağız şimdi. Yani bunları bir de şöyle sıkmaya kalkmayın. Şarjlı matkapla sıkmaya kalkmayın. Zaten plastik parça olduğunda anında yalama edip alt taraf tırnağını şeyini kırarsınız yani yuvasını. Bunları böyle yerine sıktın bırakacaksın ya. Yani şu akıllı vida ustaları ve acık beni çek. Şu akıllı vida ustaları ve şarjlı matkabı her tarafta kullanan ustalara biraz seslenmek istiyorum. Herkes alışmış bir akıllı vidaya ve şarjlıyla bunları sıkıyor. Tak 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 tam hızlı acele ediyorsun ama hiç olmazsa bunun torkunun biri ayarlı ki şarjlı dursun yani sıkmasın fazla. Siz yaparsanız elle yapın. Yani şey beceriniz iyiyse tabi biraz yani matkapla çalışmayı biliyorsunuz tabi sıkabilirsiniz ama yine de ben elle tavsiye ediyorum. Elle sıkarsanız bir sıkıntı yaşamazsınız. Arkadaşlar buradaki takozu göster. Şuradaki takozu buraya takıyorsunuz. Şöyle zaten çıkıyor. Şu şekilde takıyorsunuz bunu buraya. Diğer takozu da, takoz dediğim bunlar yani aradaki plastik parçalar. Bu buna geçiyor zaten. Şu klips buna geçiyor. Şu kısım da nereye girecek? Bakalım. Yani o aynen montörünü bir onu şuradan sıkacağız. Şimdi yerine montajını yapalım. Şöyle ilk önce üstü oturtturup. Şimdi benim şu hafiften ben şeyi yukarı kaldıracağım. Çünkü daha önce bu şurası hafiften vurmuş, baskı yapmış. Şu kısım aralık kalıyor. Burası kısım kapalıydı. Bunu biraz elimle açtım. Siz de ona göre mesela şuradaki aralık göster burası Mert. Şuradaki aralıkla şuradaki aralık eşit olsun. Şimdi ben elimle bunu biraz açtım. Ufak darbe aldığı için tabii o an biraz kendini şey yapmış. Bakalım nasıl olacak şimdi göreceğiz. Evet. Şöyle güzel çekin. Otursun. Şimdi buradan oturtturacağız. Üstteki ne demiştik? Kısa demiştik. Alttaki uzun. Bunları karıştırmayın yerlerine. Fazla sıkmadan şöyle sadece biraz tutturuyoruz. Biraz tutturuyoruz. Boşluğunu alıp bırakıyoruz yani. Sonra bunu şurada unutmuşuk. Onu da takacağız. Sonra bunu takacağız yerine. Şu altta. Altta. Bunları uzun tornavidayla sıkabiliriz. Her tornavidanın kullanma yeri farklıdır. Şuradaki cıvatamıza takacağız onu unutmuyoruz. Şimdi bunu bir ver bakalım kamerayı Mert. Evet şimdi aralıklarını bir kontrol edelim. Şu kısımda azıcık bir şey var ama o kadar olacak. Şuradaki aralık neredeyse düzeldi. Şu sıfırdı. Şu an ikisi de düzeldi. Drenajımız bu şekilde. Renk farkı var mı bakalım. Şurasını çekelim. Renk farkı yoktur çünkü zaten pek fazla bir güneşte bırakmadığım için motoru şöyle tepeden bakalım. Yani orijinal gibi duruyor. Bir sıkıntı yok. Evet son olarak arkadaşlar bunu da sıkmayı unutmuyoruz. Zaten eksik bir de kalacaktır yani unutursanız. Böyle bir karbüratör lokma takımınız varsa çok daha kolay işinizi halledebilirsiniz. Bunları da sokarken şöyle yavaşçacık baştan bunu sonra bunu ittiriyorsunuz ve olay bitti. Yani şu granaj 1200. Bu 1200 hesapla. Yani tüm granajları bunların en az 5000 lira tutar bilginiz olsun. Granajları kırıksa mutlaka fiyattan düşün. Çünkü hepsi tek tek satılıyor. Contaları tek tek satılıyor. Hatta adam dedi şunlar bile tek tek satılıyor dedi. Yani bunlar gelmiyormuş ama yapışık geldi üstünde. Normalde kendim yapıştıracaktım. Bunları da aldık. Onlar da tabii elimizde patladı. Yapacak bir şey yok. Adam bizi çeviremem falan. Ona göre sipariş verirken sadece bunu
Grenajlı siparişlerin yapışkanları üstünde geliyor. Böyle arkadaşlar, motorumuzu hallettik. Ya sonuçta şimdi diğer türlü motorun piyasası da düşer yani. Sonuçta yani onu takacağız oğlum. Şimdi o grenaj kırık olsa satarken tabi sıkıntı olacak. Ama tabi bu değildir ki. Grenaj kırık tabi alttaki hani yamuk da olabilir. Tabi bunlara hepsine dikkat etmek gerekiyor. Satın alırken motor dediğim gibi güzel inceleyin. Çünkü işgahçı insanlar çok. Ben bile bile aldığım için bunları. Benim şu değişti. Şu değişti dediğim şu düştüğüne şu ayağı kırıktı zaten. Bunu komple değiştirdim. Hatta videosu var. Bir de grenajında sıkıntı vardı. Kalan bunlar orijinal, herhangi bir şey yok. Böyle arkadaşlar, grenajımızı değiştirmiş olduk. Herhangi bir şey sorarsanız altta yorumlara yazarsınız, oradan size cevaplamaya çalışırım. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğeni atalım, like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalımıza destek olmak için görüşmek üzere.